Merhaba MIUI Türkiye takipçileri, ben İlker Karaca. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir telefonun kutusunu açacağız ve bir ilk bakış videosu çekeceğiz. Bugün konuğumuz Xiaomi Mi 8 Pro modeli. Evet, Mi 8 ailesinin en güçlü üyesi Mi 8 Pro bugün önümüzde ve şimdi yavaş yavaş bu cihazın kutusunu açalım ve teknik detaylarına ve tasarımına yakından bakmaya başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim, cihaz ilk defa olarak Türkiye'de satışa çıktı. Sizler de market.miuitürkiye.net adresinden veya Gitti Gidiyor Jetport mağazasından veya Jetport'un fiziksel mağazasından gelip bu cihazı satın alabilirsiniz. Öncelikle kutunun yan tarafındaki şu global versiyon ibaresini de göstermek istiyorum. Cihaz global versiyondur, herhangi bir şekilde içerisinde bir Çin ROM'u bulunmamaktadır. Şimdi cihazı kutusundan şöyle alayım. Biraz kaba bir şekilde aldım ama yan tarafa koyuyorum. Kutu içeriğine yakından bakmaya başlayalım. Baktığımız zaman burada bir şarj adaptörü dikkatimizi çekiyor. Şarj adaptörümüz 5 voltta 2,5 amper verebilen hızlı şarj adaptörümüz var burada. Cihazın 3000 miliamperlik pilini hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ve burada da Type-C girişi olduğunu görmekteyiz. Az önce bir karton çıkmıştı kutunun üst kısmından. Bu kartonun içerisine bakalım isterseniz neler mevcut. İçerisinde burada bir sim kart iğnesini görüyoruz klasik olarak. Ve burada da bir adet USB ya Type-C'den 3,5 mm jack dönüştürücüsü var. Maalesef bu cihazda da kulaklık girişi mevcut değil. Ve burada da bir adet şeffaf kılıfımız mevcut. Cihazın arkası o kadar güzel ve özel görünüyor ki içerisine siyah veya renkli değil şeffaf bir kılıf koymuşlar. Bildiğiniz gibi daha önceki cihazlarda Xiaomi renkli böyle şeffaf kılıflar koyuyordu. Ama buna neden şeffaf kılıf koymuş? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi isterseniz burayı ben bir toparlayayım ve hemen cihazın tasarımıyla videomuza devam edelim. Şu anda Lightbox'ın ışıklarını söndürdüm çünkü cihazın arkasını sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elimizdeki şeffaf arka kapağı sahip model. Şöyle netleyebildiğim kadar netleyeceğim sizler için. Kameradaki bu kırmızı çerçeveleri dikkatinizi çekmiştir. Oldukça şık duruyorlar. Ve burada gerçek bir aslında tasarım gibi duruyor ama tabii ki bu burada bir plaka olarak yerleştirilmiş. Yani buradaki Qualcomm Snapdragon yazılı kısım gerçekten işlemci değil. Onun altında bir yerde işlemcimiz. Ama gerçekten çok şık durduğunu söylemem gerekli. Yine burada gördüğünüz gibi karbon fiber bir detayımız mevcut. Ve cihazın yan tarafında da güç tuşunun kırmızı olarak burada tasarlandığını görmekteyiz. Zaten başka bir fark bulunmuyor Mi 8 modeliyle. Şimdi isterseniz Mi 8 modeliyle bir de yan yana getirip ikisinin tasarımına yakından bakalım. Evet, şu an masamızda 2 adet Mi 8 modeli var ama buradan bakınca hangisi gerçekten fark etmek oldukça güç. Evet, sağ tarafta Mi 8 Pro modeli, sol tarafımda ise beyaz renkli çok güzel görünen bir Mi 8 modeli var. Tasarımsal olarak baktığımız zaman bunun arkasının şeffaf olması dışında ve kamera çerçevesinin burada kırmızı olması dışında herhangi bir fark görünmüyor gördüğünüz gibi. Ön taraftan da baktığımız zaman çentiğin boyutları olsun, çentiğin teknolojisi olsun hepsinde aynı. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Mi 8 Pro modeli aslında Mi 8 Explore Edition'ın global versiyonu olarak düşünülmekte. Evet, bu doğru. Mesela Mi 8 Explore Edition'dan ekrandan parmak izi okuyucusu çok daha hızlı çalışıyor. %29 civarında ve %8 de çok daha doğru parmak izi tespiti yapabiliyor. Ancak Mi 8 Explorer Edition'dan bir farkı olarak bu cihazın üst kısmında Mi 8 Explorer Edition'da bulunan Face ID benzeri yüzün haritasını çıkartarak kilit açma yerine bunda biraz daha düşük versiyonu olan, yani çok daha basite indirgenmiş olan ve Mi 8 modelinde de gördüğümüz kızılötesi sensörlü yüz tanıma özelliği var. Yani Mi 8 Explorer Edition modeli hala güvenlik olarak çok daha ileride bir model. Ancak yine bu cihazdaki kızılötesi ile yüz tanıma özelliği de oldukça stabil ve güvenli bir şekilde çalışmakta. Şimdi isterseniz Mi 8 modelini şöyle kenara kaldırayım ve bizler şimdi hızlı bir şekilde cihazın detayları ile ilgili konuşmaya başlayalım. Evet, Mi 8 Pro modeline baktığımız zaman burada 6.3
21 inç boyutunda bir Super AMOLED ekran görmekteyiz ve bu ekran gerçekten güneş altında olsun, böyle çok ışıklı ortamlarda olsun, görmekte hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağınız bir ekran. Renk doğruluğu, görüş açıları ve yeniden renk üretimi konusunda oldukça başarılı bir ekran. Bu ekranda içerik tüketmek gerçekten oldukça keyifli bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ve telefonun üst kısmına baktığımızda burada çentiği görmekteyiz ve kızılötesi sensör var ve 20 megapiksel çözünürlüğündeki ön kameramızı görmekteyiz. Bu ön kamerayla gerçekten çok güzel portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Cihazın yan tarafına baktığımızda burada kırmızı bir şekilde güç butonunu ve üst tarafında ise burada ses açma kısma tuşlarını görmekteyiz ve bunların geri dönüşleri oldukça başarılı. Arka kısımda az önce de belirttiğim gibi burada karbon fiberin üstünde bir Mi logosunu görmekteyiz ve üst kısımda yine Mi 8 modelinde olduğu gibi dikey olarak konumlandırılmış çift kamera dikkatlerimizden kaçmıyor. Yan tarafta SIM kart ve SD kart takabileceğimiz girişler mevcut. Üst kısımda mikrofonu, alt kısımda ise hoparlör ızgarasını ve burada yine Type-C girişini görmekteyiz. Bu arada Type-C girişinin içinde de kırmızı bir detay mevcut, oldukça hoş duruyor. Şimdi isterseniz tasarımı da hızlı bir şekilde atladığımıza göre cihaza yakından bakmaya başlayalım. Cihazla ilgili en çok merak edilen özellikle başlamak istiyorum. Burada ekrandan parmak izi okuma özelliğini ben denemek istiyorum sizlerin de izniyle. Şimdi ekrandan parmak izi okuyucusu gerçekten çok güzel bir teknoloji ve bu teknolojiyi şimdi nasıl kullanacağımızı hep beraber öğrenelim. Burada bizden anladığımızı istiyor. Buradaki şifre hatırlatmasını bir desen oluşturalım. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ekranda bir kısım yer aydınlandı ve buraya parmak izimizi okutmamızı istiyor. Hemen şöyle okutalım. Evet, şu şekilde parmağımızı okutuyoruz. Evet, çok sert basmamı istiyor. Ben basıp bırakıyordum ama evet, daha sert ve hızlı bir şekilde parmağımı dokunmamı istiyor benden. Tabii hemen yapalım. Yani standart bir parmak okuyucuya göre biraz daha, nasıl söylenir ona, çetrefilli bir süreç olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi isterseniz cihazın ekranını kapatalım. Ve gördüğünüz gibi şu kısımda, bunu yine netleyerek göstereceğim sizlere, bir parmak izi okuyucusu ibaresi var hemen şurada ve buraya parmağımızı basmamızı istiyor. Bu cihazdaki önemli detaylardan bir tanesi, mesela diğer parmak izi okuyuculu cihazlarda o kısım, yani parmak izi okuyucusu aslında sürekli aktif oluyor ve parmağınızı bastığınızda açılıyor. Ve bu da pil tüketimine tabii ki olumsuz yansıyor. Ancak Mi 8 Explore Edition modelinde burada basınç sensörü konulmuş ekranın altına ve ekranınızı bastırdığınız zaman o kısımdaki sensör uyanıyor ve hızlı bir şekilde elinizi algılıyor. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi, evet, bu kadar hızlı kabul etmiyor tabii ki. Şöyle bir daha deniyorum. Yani basıp çekmeyeceksiniz, basılı tutacaksınız biraz. Yani standart bir parmak izi okuyucusuna göre elbette ki daha yavaş. Ama bu inovasyon açısından gerçekten oldukça önemli. Ve bir sonraki modelde ben eminim ki çok çok hızlı bir şekilde gelişme gösterecektir bu teknoloji. Şimdi telefon diğer detaylarına bakalım isterseniz. Zaten diğer detaylar Mi 8 modelinden çok da farklı değil. Yine Snapdragon 845 işlemcisini görüyoruz bu cihazda. Ve 6 GB'lık bir RAM'imiz veya 8 GB da olabiliyor bu RAM. Mesela bu cihazda şu an 8 GB'lık bir RAM mevcut. Ve 128 GB'lık da dahili depolama alanımız var. Ve baktığımız zaman Mi 8 modeliyle oldukça benzer bir donanıma sahip olduğunu görmekteyiz. 3000 mAh'de bir pilimiz var. Pil kapasitesi biraz düşük. Bu cihazın detaylı bir incelemesinde sizlere bu cihazın pil performansı hakkında detaylıca bilgi vermiş olacağım. Arka kamera kısmına geldiğimizde ise 12 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip ana kamerayı görmekteyiz. Ve yine 12 megapiksellik f2.4 diyaframa sahip ikinci kameramız mevcut. Ve az önce de dediğim gibi 20 megapiksellik bir ön kameramız mevcut.
fotoğraf performansını, fotoğraf karşılaştırmalarını zaten sizlerle paylaşmış olacağım detaylı bir incelemede. Telefonun yazılım kısmına baktığımızda ise burada standart bir MIUI arayüzünü görmekteyiz. Herhangi bir farklılık bulunmuyor. Sistem güncellemesi de gelmiş. Zaten üzerinde MIUI 10 henüz gelmemiş. Burada gördüğünüz gibi MIUI Global 9.6'yı görmekteyiz ve Android 8.1 üzerinde çalışıyor bu telefonun yazılımı şu anda. Belki de güncellemeyle MIUI 10 gelmiştir. Ancak burada internet bağlantısı biraz zayıf olduğu için şimdilik bu videoda bu detaylara değinmeyeceğim. Mi 8 Explorer Edition gerçekten oldukça güzel bir telefon. Oldukça heyecan verici bir telefon olmuş. Yani şu arkadaki detay gerçekten çok çok havalı duruyor. Ve kılıf taktığınızda bile bozulmayacak bir detay. Şöyle kılıfını da takalım. Gördüğünüz gibi hala oldukça etkileyici duruyor. O zaman Mi 8 Explorer Edition'la, pardon, Mi 8 Pro modeliyle, sürekli belki video içinde karıştırmışımdır, lütfen kusura bakmayın. Bu cihazın Pro modeli olduğu bazen aklımdan çıkabiliyor. Mi 8 Pro modeliyle şimdilik biz vedalaşalım ve ben bu cihazı günlük cihazımı yapıp detaylı bir şekilde incelemesi için hazırlanmaya başlayayım. Lütfen beni Instagram'dan takip etmeyi ve MIUI Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede en kısa zamanda Mi 8 Pro modelinin incelemesini izleyebilirsiniz. Ben İlker Karaca, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.